Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün Sivas Gürün'deyiz arkadaşlar. Sivas Gürün'de Mustafa abi bir elektrikli otomobil yapmış kendisi. Sıfırdan başlamış. Bütün tasarımını, motorlarını, tabii motorlar dışarıdan alınıyor biliyorsunuz ama tasarımını, bütün bağlantılarını kendisi yapmış. Elektrikle çalışan, aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj olabilen yerli bir otomobille birlikteyiz. Otomobilimizin adı Kamaç E1 arkadaşlar. Bunun tabii bir de şimdi E2 versiyonu geliyormuş. Mustafa abi doymuyorum diyor. Bir daha yapacağım. Sonra bir de 3 abi. Biraz daha farklı bir haliyle. İsterseniz şimdi Mustafa abi davet edelim ve direkt araca başlayalım. Araçta neler var, neler yok onları görelim hep birlikte. Sonra da bir sürüşe geçelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi şaşırdık. Ben çıktım geldim Gürün'e. Vallahi duyunca. Eyvallah. İsmim Mustafa Kılıç. Ben inşaat mühendisiyim aslında. Bununla çok ilintili bir şey değil de bu hobi olarak biz bu işe girdik. Şeyleri de ortaya çıkardık yani kendi çabalarımızla. Elektrikli işte siz de kabaca bahsettiniz. Güneş enerjisiyle kendini şarj eden farklı bir araç ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Tamam peki anlatmaya yani. Geçelim abi. Neler var arabada? Şimdi, şöyle baştan yani başlayalım mesela. Dış kaporta aksamı olarak şöyle söyleyeyim. Burayı bir kabaca bagaj gibi tasarladık. Ondan sonra ön kısa farlarımız, uzun farlarımız, işte silecek sistemini yaptık. Motor araç 4 çeker bu arada onu söyleyeyim. Tamam. Her elektrikli bisikletlerde kullanılan sistem hub motor olarak geçiyor. Frenlerde 4 teker de var yine kaliper. 4 teker kaliper halatlı fren sistemi. Biraz sertliğimiz de ondan kaynaklanıyor zaten. Sen test ederken dikkat etmişsindir. Toplam 6 kW gücünde 4 motorumuz oldu. Yani 6 kW'lık bir araç elimizdeki. Kornamız orada yine elektronik aksam olarak bir parça oraya. Logo senin logomuş abi. Logosu da var. Biranın logosunu kullanmış olduk. Tamam. Onu da öyle yapmıştık. Süspansiyon varmış abi burada şimdi ön tarafta. Onu dediğin gibi ön tarafta normalde biz 4 tane bağımsız süspansiyonumuz vardı ama ön tarafta biraz hesap hatası yaptık. Dayanmadı ön süspansiyonlar. Onu şu an sabitledik de ileride oraya farklı bir çözüm düşünüyoruz. Daha güçlü bir süspansiyon. Daha oran farklı bir çözüm düşünüyoruz ama arka süspansiyonlar bir nebze idare ediyor şu an için. Öyle tamam söylüyorum. Şöyle yana doğru geçelim abi. Burada Renault 12. Renault 12'nin aynasını aynaları kullandık. Aynaları var. Aynen. Kapılarda şey yok. İçeriden kilitler var. Dışarıdan da buraya kilit yapmışsın yani abi. Dışarıdan kilit sistemi yaptım da bunun kini iptal ettik. Tek kapı kullanıyoruz. Bunu içeriden kitle şeklinde yani. Ha, anladım. Tek kapı yani şeklinde. Kilit sistemi yaptım da biraz. Kapılar da ters açılıyor abi. Biraz kapıların... İngiliz şeyde var herhalde. Ya onun şeyde kullanışlılığı düşündük. Bu yöne açılsa şoför için sıkıntı olacaktı. Onun tabii. için arkaya çalıştırdım ama Rolls-Royce'lar da böyleydi herhalde. Aynen. Abi şimdi arkaya geçtiğimizde burada süspansiyonlarımız var arka tarafta. İki tane dışarıda, bir tane içeride bir var. Bir tane içeride. Arka süspansiyonlarımız güçlü olur. Bunlar fındık amortisör diye geçer. Ki çift. Bu çifti ikinci sonradan attık rahatlatsın diye. Bura bir nebze idare ediyor bizi yani. Motorlar abi hangi markaydı? Volta. Volta'nın yani motorları. Yerli bir firma onlarınkini kullanmaya tercih ettik öyle söyleyeyim. Anladım abi. Arka tarafta şöyle bir çıkıntımız var. Biraz daha baş rahat olsun diye yani herhalde. Yani o şeyi biraz arka oturanı rahatlatsın diye hem de dışarıdan bir estetik düşündük. Şekli güncellemek lazım. 1900'lerin Mercedes'lerine benziyoruz onu söyleyeyim. Abi arkada aydınlatmalar var burada. O da güzel düşünülmüş bir detay. Stop grubumuz var. Aynen stop grubun var. Şöyle içine doğru bir geçelim istersen. Olur. İçini anlatalım abi. Olur. Kapılarda da sabitleyici var. Açtığın zaman şu tepelerde bir mıknatıs var. Oradan sabitleniyor. Sabitleyici olarak onu bulalım. Abi şimdi içeriği anlatalım abi. İçeride nelerimiz var? İstersen konsoldan başlayalım. Konsol. Valla gidon sistemi kullandık. Biraz da çünkü hidrolik bir ön düzenimiz yok. Gidon sistemini onun için kullandık. Yani daha kontrol kolay olsun diye. İşte kontrol düğmeleri burada var. Kornamız, dörtlü, sağ sol sinyal, uzun farımız ve cruise kontrolümüz de var kontrol, arabada. Aynen yani. Çalışıyor da onu da test ettik. Çalışıyor onu yolda da denemiş olduk. Burada dijital bir gösterge işte toplam yaptığımız yolu, akü voltajını, işte sinyal kontrolleri. Bir de GPS hız ölçerimiz var. Burada çok stabil çalışmadığı için onu ayrı kullandık. Elektronik fan soğutucu, ışıklandırma sistemi, silecek, uzun kısa çalışıyor mu abi sileceği de? Şöyle yukarıdan aşağıya çalışıyor. Aynen. Gayet güzel. Burada da kısa far sistemimiz ve iç aydınlatma düğmelerimiz. Ayak altı aydınlatma da yapmışsın. Aynen. Ayak altı aydınlatma ve tavan aydınlatmamız var. Şu ısıtıcımız. Detayı orada. Oradan şeyi ısıtacak şekilde. Şoförü. Bir fan şeklinde elektrikle çalışıyor. Elektrikli bir ısıtıcı. Öyle şey değil. Tamam abi. Peki değil. Bu tarafta ne var abi? Bu kontağımız var. Geçiyoruz. Kontak anahtarımız. Güneş şarjıyla rejenerasyon arasındaki geçiş kontrol eden düğme. Yine voltaj kontrolümüz. 3 kademeli elektronik bir vitesimiz var. Öyle söyleyeyim. Vites yok ama elektronik olarak güç kontrolü. Yani yoksa bir mekanik bir aksamımız yok. Tape sistemimiz. Açalım bir onu da abi. Test edelim. Music. FM tuner. Yanlış yaptım. Buradan da bu şekilde ederiz. Değişiyor. Tamam abi. Bu ileri geri vitesimiz. Bunun boşu yok. İleri geri. Şurada da 3 ileri kademeyi ayarlıyoruz o şekilde. Hoparlörlerimiz, telefon şarj çıkışlarımız,
küllüğümüz. Buradan el freni var abi burada, evet, bir tane. Şöyle indiriyorsun, çekiyorsun burada mis gibi. Kartalın el freni. Aynen, kartalın el freni, doğru. Onlardan kullandık. Priz de var abi burada, şarj için mi? Bu şarj girişimiz. Bunu uzatıyorsun. Bu normal şey, uzatmalı şarj girişimiz. Dışarıdan da şarj edebiliyoruz, tamam, isterseniz. Ama güneşte dururken kendi kendine şarj oluyor. Güneşte dururken de kendi kendini şarj ediyor, aynen. O şekilde yapıyor. Akü grubunu da ağırlık merkezini dengelemesi açısından işte şoförü koltuğunun altına koyduk. Çünkü burada 80 kilogramlık bir ağırlık var yaklaşık. Hı hı. Hatta menzilin kısa olduğunu düşününce iki tane de takviyede daha bulunduk yanlar üzerinde. Akünün özellikleri ne abi? Akümüz şu an toplamda 48 volt 84 amper civarı bir, hı hı, akümüz oluştu. O da işte 40 kilometre civarı bize bir menzil sunuyor. Aracın hızı da 45'i görüyoruz maksimum. Böyle aşırı bir hızımız da yok zaten. Anladım abi. Arkada evet, şurada bir kontrol ünitesi vardı. Arka tek kişi, bir de şoför olmak üzere iki kişilik bir aracımız oldu. Aracı kontrol sistemimiz de burası. Yani burada orada karmaşık bir durum oluştu ama yapacak bir şey yok. Bunu zamanla diyorsun, düzelteceğiz artık diyorsun. Orada bir çeki düzen vermek lazım. 500 metre civarı kablo harcadık bu araca. Peki orada maliyeti şöyle, ne oldu abi? Biz bu yılın başında yaptık. Yani 30 bin civar, yani malzemeye verdiğimiz işçilik falan anlamında değil de 30 bin civarı harcadık ama şu an tabii şartlar değişti. Herhalde şu an bayağı bir katlanmıştır. Yani 50 civarına falan gelir. Muhtemelen görür. 50'yi görür. O zaman bir sürüşe geçelim mi abi? Gazlayalım tamam, gelmişken yani değil mi? Yani bir test edin. Aynen. Karar verelim. Hadi gidelim. Çek geçelim. Buyurun. Şimdi şöyle stop ediyoruz. Bu şekilde de şu an arabamız çalışmış oluyor. El freni indirince gaz kendine geliyor arkadaşlar. İleriye alalım ve yürütelim. Abi ilk kalkış falan bayağı iyi ya. Kalkışta antik ciddi artık. Kalkışta ciddi manada güzel yürüyor. Tabii şimdi ön süspansiyonlar olmadığı için biraz ön tarafımız sert maalesef. Burada işte anlık güç tüketimimizi falan görebiliyoruz. 900 kilometre öyle yapmışsın abi ya, bununla. Yaptığımızdan beri işte yazın bizim köy var. Oraya götürdük, bayağı bir gezdik. 900 kilometre civarı yol yaptık. Vallahi güzel. Şuradan sinyal veriyorsun. Birazdan şimdi sabitleyicisini falan da deneyeceğim. Frenimiz birazcık şey, sert. Sert sistemden dolayı. Şöyle yürütelim bakalım. Ama ilk başta bir zor geliyor. Sonra abi kullandım, bayağı bir güzel. Yani bayağı bir hızlı. Şuradan mesela 3. kademeye aldığımız zaman hızımız da birazcık artıyor. Bir an GPS'imiz gitmişti. Hızımız geri geldi şimdi. Dip gaz yaptım. 3. kademedeyim. En hızlı kademedeyim. Yokuş çıkıyoruz 2 kişi. Abi 25, 26. Şimdi sabitleyiciyi alacağım. Şimdi bastım. Evet. Şu an gidiyoruz hızlı bir şekilde. Abi hızlanıyor ama kendi. Hızlanmayı engellendiriyor sabitleyici. Ha, devam ediyor. Tamam. Yani hızlanmayı engellendiriyor da sizi altına düşürmüyor. Altına düşürmüyor. Gayet güzel ilerliyoruz şimdi. Bu da efektif çalışıyor. Ve gaza basınca bozuluyor. Gaza basınca zaten bir gaz kesiyor araba. Bu ilk kalkışta anlık bir şey yapar. Diyor, sabitleyiciden çıkınca bir belli ediyor yani kendini. Kası boşaldığını belli eder. Aynen. Şimdi şuradan dörtlümüzü de kapatalım. Şu sağdan soldan görebiliyorsunuz sinyallerinizi de. Buradan işte anlık tüketim gibi düşünebilirsiniz bunu. Abi yokuş 29 kilometre, gayet iyi. Valla kullandıkça daha çok zevk veren, bir bağımlılık yapan bir makine yani bu makine. Sürüşü zevkli. Zevkli. Kesinlikle sürüşü zevkli. Birazcık zor ilk başta ama alıştıktan sonra biz bir 2-3 tur atınca bu sefer çok zevkli hale gelmeye başladı. Şimdi böyle böyle diyorsun, 40 kilometre gidiyor bu. Yani 40 kilometre şu anki mensup. Valla rahatlığı da güzel. Bir de herkes biliyor herhalde Gürün'de. Valla burada tanındı biraz. Aynen, millet böyle şey güzel bakıyor, severek bakıyor. Ama hakikaten güzel, zevkli bir makine. Şimdi ilk başta bir tırsıyorsun ama sonrasında da inesin gelmiyor bunun içinden. Ya işte abi mesela bunu geliştirdiğin zaman uygun maliyette ilerleyen dönemlerde ne bileyim 40 değil de 60 kilometre, 70 kilometre menzille, işte Citroen'in yeni gelen Ami otomobili gibi araba yapılabilir mesela yerli olarak da, kolay. Zaten motorlar var diyorsun. Diğer sistemleri de sen kurduğun zaman bir sıkıntı olmadan gidiyor. Hakikaten bence mantıklı. Bir de 2 kişilik yani. 2 kişilik ufak tefek şehir içi şeylerde kullanılır. 22 derece yokuşu çift kişiyle çıkabilecek şekilde, yani onu da söyleyeyim. Oo çok güzel. Yani 22 derece yokuşu çift kişiyle. 22 derece çift kişiyle. Valla Kamaç Emir'le güzel bir tur oldu. Abi sana da teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Eyvallah. O zaman Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.